Gördüğümde Murat dedim mutlaka bunu yapalım. Sen de hemen o Cumhuriyet'in çok önemli haberi üzerinden konuşman gereken yerleri aradın. Ya nasıl olur bu iş? Anne karnında bebekleri kim satar? Nasıl satar? Bir anne çocuğunu nasıl satar? Ha, işin arkasında bir yoksulluk mu var? Biz bu yoksulluğa ilişkin insanların organlarını sattığını bile gördük. Böyle bir şey mi? Ultrason kağıdı ile ilanlar var. Doğmamış bebekler satılıyor. 6 ay sonra doğacak üzerinden fiyatlar belirleniyor. Hatta bir konuşmayı şimdi paylaşacağız. Ne olmuş Murat? Bunun perde arkası nedir? Ne yazık ki ülkemizde çok ciddi bir ekonomik kriz var. Ve bu ekonomik krizin halka yansıması da çok çeşitli yönlerde oluyor. Bunun çok da versiyonları var. İnternette açık açık site kurmuşlar. Bebeklerini satıyorlar, çocuklarını satıyorlar. Birisi 55 günlük kız bebeğini satıyor. 100 bin liraya. Güvendiğim bir aileye diyor. 55 günlük daha kız çocuğu fotoğraflarını paylaşıyor. 100 bin lira karşılığında çocuğumu getirip bırakacağım diyor. Başka biri daha anne karnında ultrason görüntülerini gösteriyor. Hastane masraflarımı karşılayın yeter ben çocuğumu vereceğim diyor. Bir göçmen sadece diyor 100 bin lira ihtiyacım var. Çocuğu vereceğim ben geri ülkeme gideceğim diyor. Sığınmacı. Ya o kadar çok şeyler var ki Timur. Yani 7 aylık çocuğunu 170 bin liraya satıyor. 6 aylık çocuğunu 90 bin liraya satıyor. Ve Cumhuriyet bu haberi yaptığı zaman çok büyük bir infial oldu. Aile Bakanlığı hemen buna devreye girdi. Hemen bunlar hakkında yasal işlemlere başladı ve bu siteleri kapattı. 30'a yakın site varmış böyle. Kapatıldı. Ve bununla ilgili de insanlar zaten tepki de gösteriyorlar. Altına yazıyorlar. Ya ne demek bu? Biz ücretsiz çocukları alır bakarız, devletimiz bakar gibi yorumlar da yapılıyor. Ama neticesinde işin içerisine geldiğinde bir tanesi benim canımı çok acıttı. Yiyecek ekmeğim yok diyor. Geçinemiyorum diyor. Ve benim para ihtiyacım var çünkü çocuğuma da bakamayacağım ben diyor. Çocuğumu da diyor 100 bin liraya satıyorum diyor. Bunun neticesinde diğer çocuğuma bakabileceğim diyor. Yani ardında büyük bir Hem bir yoksulluk. sürü şey var, neden var. Şöyle yani kaçak Türkiye'ye gelip burada imkansızlıklar içinde yaşama var. Ya da başına gelecek olaylarla ilgili. Ya da yoksulluk var, derin yoksulluk. Gerçekten bir de bunu mesleğe çevirenler var. Ya da gayrimeşru olarak çocuk doğuran var, ya hamile kalan var. Gizli olarak ailesine kabul ettiremeyen, ailesinin reddettiği ama çocuğu mecburen vermek zorunda olduğu durumlar var. Devlete gitmek yerine bu tür şeylere başvuruyorlar ve ne yazık ki çocuklarını satıyorlar arkadaşlar. Bebeklerini satıyorlar. Canlarını satıyorlar. Böbreği duyduk. Ne bileyim bir organının satışını duyduk. Ama bu sefer bebeklerini, çocuklarını satıyorlar. Of, çok acı gerçekten. Şimdi sürem kalmadığı için bunu devam ettiremiyorum. Kapanış yapmak durumundayım arkadaşlar. Sürem kalmadı mı? Tamam. Veremiyor muyum? Çok çok kısa en azından dersi verelim. Hemen Volde verelim. Bir annenin isyanını dinletmek istiyoruz size. Birkaç hafta önce bu ekrandan o çığlığı atmıştı.